Loch Ness Canavarı. İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürülen efsanevi bir deniz canlısı. İlk kez 6. yüzyılda görüldüğü rapor edilmiş olsa da Loch Ness Canavarı dünyanın gündemine 1934 yılında Londralı bir jinekolog olan Dr. Robert Kenneth Wilson'ın çektiği fotoğraflarla girmiş ve bundan sonraki popülerliği gün geçtikçe artmıştır. Bu fotoğraflar 21 Nisan 1934'te Daily Mail gazetesinde yayınlanırken Dr. Wilson adının zikretilmemesini emretmişti. Bu yüzden fotoğraflar o zamandan beri cerrahın fotoğrafları olarak anılmaktadır. Fotoğraflardaki görüntülerden görgü şahitlerinin tariflerinden ve bu yaratığın mezozozik zamanda yani günümüzden 250 ile 65 milyon yıl önceki çağda yaşamış olan eski sürüngen toplulukların soyundan geldiği ve bir şekilde hayatta kalmayı başardığı ileri sürüldü. Bilim çevreleri bu canlının varlığını kabul etmemektedir. Buna rağmen meraklı birçok araştırmacı aralarında sismik çalışmalar ve derin su altı dalışlarında da olduğu gibi birçok olanağı kullanarak bu canlının varlığını ispatlamaya çalışmaktadırlar. Popüler kültürde de kendine geniş yer bulan ve sevimlileştirmek adına kendisine Nessie adı verilmiş olan Loch Ness canavarı hakkında sayısız kitap yazılmış ve canavarın konu olduğu belgesel ve dramatik filmler çevrilmiş, şarkılarda da yer verilmiştir. Hatta bilgisayar oyunları bile tasarlanmıştır. Loch Ness canavarının ünlenmesinden sonra dünya yüzünde birçok gölde ve benzer yaratıkların olduğu ileri sürüldü. Bu efsanevi göl canavarlarından bir tanesi de Türkiye'de Van Gölü'nde görüldüğü iddia edilen Van Gölü canavarıdır. Van Gölü canavarı Van ve Bitlis illeri arasında yer alan Van Gölü içinde yaşadığı ileri sürülen efsanevi bir yaratıktır. 1993 yılına kadar böyle bir yaratık yoktu, yani görülmemişti. Ve günümüze kadar varlığı bugüne dek görüldüğü iddia edilen binin üzerine kişi vardır. Yapılan araştırmalara göre göldeki ilk canavar vakasının 1889 yılında yaşandığını aktarıyor. Dönemin İstanbul'da yayın yapan Saadet Gazetesi'nin 28 Şaban 1306 yani 29 Nisan 1889 tarihli nüshasında canavarın Van Gölü'nde abdest almak isteyen bir kişi tarafından görüldüğü iddia edildi. Canavarı gördüklerini söyleyen kişilerin belirttiklerine göre canavar 15 metre uzunluğunda oldukça siyah bir renge sahip. Sırtında sivri çıkıntıları olan sürüngen benzeri bir varlık. Zamanla bu varlığı gördüğünü iddia edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlayınca medyaya kadar yansıdı. Türkiye hükümeti bölgeye bilimsel araştırma için ekipler gönderdi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda gölde olan dışı herhangi bir varlığın olduğuna ilişkin hiçbir iz bulunamadı. Araştırmalardan birkaç yıl sonra Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Ünal Kozak adlı kişi de gölde yaptığı araştırmalar sırasında yaratık ile karşılaştığını iddia etti ve kameraya almayı başardığını iddia ederek çekmiş olduğu videoyu analiz için ilgili kuruluşlara gönderdi. Konu hakkında bir de kitap yazmış olmasına karşın video ile ilgili gösterilenler kabul görmedi. Bununla ilgili eleştiriler kamera açısının hiç sol yana kaymadığı ve bunun nedeninin de bu tarafta yaratığı iple çeken bir tekne bulunduğu yönündeydi. Cambridge Üniversitesi'nde de biyologlarca izlenen kayıtta yaratığın hiçbir yöne sapmadan dümdüz bir yol izlemesi bunun bir tekne tarafından çekilen bir maket olduğu kuşkularını uyandırdı. Bugün Van'ın Gevaş ilçesinde merkezinde bu canavar anısına yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir heykel dikilmiştir. Bunun yanında pek çok kişi söylentinin bölge turizmini büyük ölçüde canlandırdığını ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü belirtmişti. İlk görüldüğü tarih 1889, son görüldüğü tarih 2014. Konum Van Gölü, Türkiye. Gerçekte ne olduğu bilinmiyor. Peki siz bu canavarın varlığına inanıyor musunuz? Yorum kısmına düşüncelerinizi bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.